Merhaba arkadaşlar, bu hafta yine Steam hafta sonu fırsatlarıyla karşınızdayız. Yanımda Caner Dil var. Merhaba arkadaşlar. O zaman öncelikle bu hafta sonunun fırsatlarıyla başlıyoruz. Bu hafta sonu neler var? Şimdi bu hafta sonu karşımıza çıkan en büyük fırsat Nordic Games Weekend dediğimiz. Yani Nordic Games oyunlarına, bu firmanın üretmiş olduğu oyunlarda yapılan toplu indirim var. Evet. Yani burada bir tane iki tane indirim yok. Onlarca oyunda, bir dünya oyunlarda var. Ben sadece göze çarpanları biraz ayıkladım. Çünkü çok uzun bir liste var. Evet. Her oyunda yani böyle çok tanıdığımız popüler olan oyunlar değil ama bu oyunlar arasında Darksiders var mesela. Şimdi zaten şey değil, hani böyle ilk duyduğun zaman hani bir GTA gibi ha şu oyun diye direkt değil, atlayamıyorsun değil. Ama bir dakika bu oyun neydi diye düşündüğün zaman bir yerden ki illaki yani aklına geliyor bir şeyler. Mesela ya kendi işte, türünde başarılı olmuş oyunlar. Darksiders özellikle TPS türünde platform aksiyon oyunu tarzında bir oyundu. Güzeldi. Böyle bir devasa rakipler vurdu kırdı, çılgın yani o. Aynen. Fantastik bir hikaye sahip. Cennet, cehennem vesaire, melekler, şeytanlar. Aksiyon bom. Yani bunu deneyebilirsiniz. İlk oyunu tavsiye ederim özellikle. İkincisi çok o kadar başarılı olmasa da. Zaten şeyden kalma oyunlar bunlar. THQ vardı. Kapanan, iflas eden. Onların devralı bir filmi zaten. En son Metro'yu yapıp sonra iflas etmişti galiba onları, değil mi? Aynen, aynen. Metro değil de şey, Darksiders döneminde. Daha o zamanda. Aynen. Oo. Metro ondan sonra başka il değiştirdi. Bağımsız yapım falan filan oldu. Karıştı iş ondan sonra, tamam. İşte, burada önerebileceğim neler var? Painkiller serisi var. Çılgın bir FPS aksiyon oyunu. Yine aynen. Eskilerden. Hem Doom'un atmosferini hem Quake'in hızını, ya yani inanılmaz bir oyundu o da. Painkiller serisinin birkaç oyunu var. Yani ilk oyunu en çok beğendiğim oyun arasında. O 3 lira 20 kuruşa falan satılıyor. Bütün paket var. 1. 2. 3. oyun 10 lira 11 lira. Yani hiç yok fiyatına. Yani FPS sevenler affetmesin diyoruz Painkiller'ı. Bu yine dediğimiz gibi birincisi en güzel, en böyle özüne yakın olanı. Bu Serious Sam gibi bu da. Serious Sam'in de sonraki devamları çok korku iyi olmadı ama. Korku temalı yani, bu ciddi ciddi sizi yerinizden oklatacak ya, böyle. Korku temasının dışında şey olarak, atmosfer olarak ilk oyun en iyisi hani. Aynen, aynen. Şeyi hatırlatıyor bize, Doom'da böyle Quake'in karışımı gibi. Doom'daki ve işte iskeletler, şeyler, ortalık düşman, akıyor, şey yapıyor. Silahlar yaratıcı, işte kazık silahı var. Birçok gözün duvara yapışıyor, işte. Değişik, dalga güzel dalga düşmanlar sana saldırıyor. Sen köşe sıkıştırıyorlar işte. Sen de tek başına onlara işte cengaverlik yapıyorsun. Allah'tan mermi falan. Sıkıntısı çok yoktu oyunda. Evet. Evet. O anlamda sıkıntı yoktu. Titan Quest var. Benim önereceğim bu oyunlar arasında. Bu Diablo'nun en başarılı alternatiflerinden biri. Aksiyon RPG türünde bir oyun. Tavsiye ederim eğer aksiyon RPG türünü seviyorsanız hack and slash oyunlarını. Ve unicornlardan, rengarenk yaratıklardan sıkıldıysanız diye. Bu Yunan mitolojisini konu alıyor. Mısır mitolojisi de denk geliyor. Sonra ilerleyen oyunlarda işte Uzak Doğu'ya falan düzen. Mitolojik tabanlı bir hikayesi var. Değişik, ama dinamikleri güzel. Yani. Uzun süre eğlence sunuyor. Bunu tavsiye edebilirim. Red Faction oyunları var. FPS türünde. Eski bir oyun. Belki ilginizi çekerse. Bu adamlar çok oyun yapmış ya. Ya çok oyun yapmalar. THQ'daki oyunları devraldılar. Onun ekmeğini yiyorlar şu an. O zaman THQ zamanında zaten çok oyun yapmıştı. İşte listemizde neler var? Macera oyunları var. Black Mirror tarzı. Bunun haricinde yani bir de Desperados var. Git bitmiyor. Desperados da güzel bir oyundu. Zamanında Commandos vardı. Commandos'tan sonra çıkmıştı. Atmosfer değişti. Oyun dinamikleri yakındı. Çok güzeldi oyun aynen olarak. Aynen. Vahşi Batı temalı bir taktiksel strateji oyunu. O da sevdiğim oyunlardan birisiydi. Hikayesi güzeldir. Oyun mekanikleri güzeldir. Strateji severseniz. Görselleri hala bence şu anda bile güncele yakın. Hani evet. Çünkü tarzı farklıydı. Strateji oyunları zaten çok eskimiyor. Evet. Bir de Gothic oyunu var. Açık dünya tabanlı rol yapma oyunu olarak tavsiye edebileceğimiz. Yani bizim dikkatimizi çekenler bunlar. Steam'e gidin ve bakın Nordic Games indirimine. İlla ki hoşunuza gidecek bir oyun çıkar. Çünkü çok oyun seçeneğiniz var. Evet. Bir sonraki hafta sonu fırsatımız da Age of Empires 2 HD ve HD. 3. 3 şöyle tek başına indirimde değil ama 3 Age of Empires 2 ile birlikte dahil olan bir paket var. Evet. İkisi birlikte indirimli olarak geliyor. %50 indirim var. Age of Empires 2 ve ek paketleri artı Age of Empires 3 Complete Edition olarak
indirimde. Age of Empires 2 zaten bir klasik HD versiyonu, yenilenmiş versiyonu. Aha. Online vesaire oynamayı düşünüyorsanız çok makul fiyatlı bir indirimle 6 lira civarını satın alabilirsiniz. Aynen. %80 indirim var, büyük bir indirim. Age of Empires zaten online olarak oynanan en başarılı strateji oyunlarından biri. Bunu da böyle özetleyelim. Bir diğer hafta sonu fırsatımız da Train serisinde. Train ödüllü bir platform oyunu serisi. Güzel grafikler, farklı zaten bir hikaye, farklı bir oynanış. Videolarına da kısaca bakınca direkt fark ediliyor. Bu oyun diyorsun farklı bir oyun. Yani. Aynen. Aynen. Böyle yani bir Rayman vari akıyor ortalık ama renkler yani animasyonlar falan çok güzel. Oyunda 3 kahramanı yönetiyorsunuz. 3 kahramanla birlikte bulmacaları çözmeye çalışıyorsunuz. Hepsinin yeteneklerinden faydalanıyorsunuz. Yani yaratıcı bulmacalar var içinde. Grafikler çok güzel. Dinamiklere yansıtılmış mı karakterlerin farkları? Aynen. Aynen. Yani kendilerine has yetenekleri var. Bazı yerleri sadece onunla geçebiliyorsun. Yani aynı bulmacayı da 3 kahramanın yeteneklerini birleştirerek geçmeniz de gerekiyor. Yani biraz yaratıcı olmanızı gerektiriyor bulmacalar. Akılcı güzel bir oyun kısaca. Evet. Akıcı güzel bir oyun. Bizim bir Emircan vardı, hatırlarsın, çok severdi. Buradan da onu analım. Emircan yeter artık, bitir gel. Hafta sonu fırsatlarımızın haricinde yeni çıkan oyunlar var. Call of Duty Black Ops 3 bugün çıktı. Ne zamandır bekleyenleri vardı. Aynen. Yani ben beklemiyordum ama olsun. Ben Black Ops 1'i oynamıştım, o yetmişti bana. Ondan sonra devam etmedim. Ya cüzdan size çok ağır geliyorsa, biraz böyle cebinizde şişik duruyorsa ya rahatsız oluyorsunuz. Aynen, otururken cüzdanınız böyle hani rahatsızlık yapıyorsa içindeki paralardan dolayı Black Ops yani 3 tam size göre. 179 lira biraz hani şey yapabilir. Ya bir miktar inceltecek. Aynen, bir miktar cüzdanınızı inceltecek bu oyun. Böyle içinizde bir rahatlık yaratacaktır yani. Bir de güzel bir döneme giriyoruz. Çok güzel oyunlar çıkacak önümüzdeki dönemde. Fallout 4 var. Evet. Bir hafta 10 Kasım'daydı değil mi gelişi? Az kaldı ona da. Çok az kaldı. Bir diğer oyunumuz da yani yakın zamanda çıkacak Assassin's Creed Syndicate. O da 19 Kasım'da çıkıyor sanırım. Oho, bunlar da çıkarttılar konsolları ondan sonra beklet. Kasım dolu dolu geçecek gibi görünüyor. Tomb Raider da galiba 10 Kasım'da gelecekti değil mi? Evet, yakın zamanda o da. Yani bu Kasım ayı dolu dolu geçireceğiz. Evet, aynen. Yani bu hafta anlatacağımız fırsatlar ve çıkan oyunlar bunlar. Bir de haftanın ücretsiz oyunu önerelim size. Evet. Sürekli ücretsiz oynayabileceğiniz oyun. Oyunun adı neydi? Battle Battalions diye bir oyun. Tamam. Gerçek şimdi zamanlı oldu. Online strateji oyunu. Ücretsiz olarak indirip oynayabiliyorsunuz. Özelliği ne? Hızlı ve aksiyon dolu savaşlara odaklanıyor. Evet. Yani üs kurma gibi, inşa etme gibi işlerle uğraşmıyorsunuz. Belli bir birliğin yönetimini devralıyorsunuz. Askerlerinizi, savaş araçlarını seçiyorsunuz. Tank vesaire. Ondan sonra bunlarla birlikte diğer oyuncularla karşı savaşa giriyorsun. Direkt rush yapıyorsun yani. Aynen. Hani hiç gelişmeyelim, şey yapmayalım. Aynen. İşte arkadaşlar ilk yarım saat saldırmak yok. İşte yarım saat bitmeden bilmem ne falan gibi bir şey yok. Direkt aynen, sana veriyor silahları, aldı git diyor, dağıt gel diyor. O bakımdan güzel, dikkat çekiyor. Yani şey, gerçek zaman strateji dinamiklerini kullanıyor. MOBA'larda alıştık hani rol yapma oyunları, karakter gelişim vesaire vesaire. Onlar yerine biraz daha böyle detaylı uğraşmayacağınız bir oyun arıyorsunuz. Battle Battalions'ı tavsiye ederiz. Bu haftalık oyunlarımız bu kadar. Serin. Yani başka bir şey önümüzdeki hafta yeni oyunlar gelene kadar bunlarla şimdilik idare edeceğiz. Bu aralar çok güzel yeni oyunlar çıkacak. Önümüzdeki haftada dolu dolu geçecek bir program olur büyük ihtimal. O zaman gelecek hafta Steam günlükleri Barkın'ın deyişiyle Steam indirimlerinin yeni bölümüyle karşınızda olacağız tekrardan. Ya hakikaten Barkın nerede bu arada? Ya Barkın, seni kim koydu buraya? Barkın yıllık izne çıktı. Barkın neredesin? Barkın evden bizi izliyordur muhtemelen şimdi. O zaman haftalık ritüelimizi de yapalım hemen. Şuradan mobil oyunların yeni videosunu izleyebilirsiniz. Bu video çıktığı sırada o yayında olmuyor ama buradan tıklayarak izleyebiliyorsunuz. Şuradan da Bark'ın geçtiğimiz günlerde bir tane Halloween özel ölü bölümü yapmıştı Outlast 2'nin gelişine de dair. Şuradan da onu izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.